Teknoloji.org'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte otomobil pazarına gelecek olan zamlardan biraz bahsedeceğiz. Malum son dönemde bazı dedikodular var ve bu dedikodular gerçekten can sıkacak seviyede. Çünkü otomobil pazarındaki fiyatlara %25 oranında bir zam geleceği söyleniyor. Tabii sizlerin de tahmin edebileceği üzere bu sıfır otomobillere gelecek olan zam miktarı. Tabii ki sıfır otomobillere geldiği zaman bu ister istemez ikinci el otomobil pazarında etkileyecektir. Peki bu %25 zam neye göre gelecek? Dilerseniz bundan biraz bahsedelim. Biliyorsunuz pandemiyle birlikte zaten otomobil pazarındaki üretim hayli sıkışmıştı. Pek çok marka üretim bantlarını durdurmak zorunda kaldı. Çalışanlarını devirli olarak çalıştırmaya başladılar. Ve bu süreçte de otomobil stoklarında sıkıntılar yaşanmaya başladı. Tam her şey normale döndü derken bu sefer ortaya bir çip krizi çıktı arkadaşlar. Çip krizinden ötürü pek çok marka, pek çok üretici zaman zaman üretim bantlarını durdurmak zorunda kaldılar. Tam bu bitti bitmedi derken bu sefer başka parçaların tedariğinde sorunlar ortaya çıktı. Dolayısıyla şu anda otomobil pazarında içinden çıkılamaz bir buhran söz konusu. Peki bu buhran ne kadar devam edecek? Bazı uzmanlar bu çip sıkıntısının ya da diğer ham madde sıkıntısının önümüzdeki 2-3 yılda devam etmesini bekliyor. Yani bu açıdan baktığımız zaman 2024 ya da 2025 yılına kadar bu üretim sıkıntısının devam edeceğini söyleyebiliriz. Fakat bu hani kesin mi? Değil tabii ki. Önümüzdeki süreçte neler gelecek, neler gelmeyecek bilinmez. Intel'in bu çip konusunda önemli yatırımları var. Bazı Çinli firmalarının önemli yatırımları var. Dolayısıyla bunlar belki pazara bir nebze ilaç olabilir. Tabii ki genele baktığımız zaman bizi ilgilendiren şey ne? Otomobil pazarındaki fiyatların yükselmesi. Halihazırda bir paladyum tedariği sorunuyla karşı karşıyayız. Paladyum tedariğindeki bu sorun arkadaşlar fiyatlara %25 oranında zam olarak yansıyacak deniliyor. Bu zam Türkiye'ye özel bir zam değil, tamamen küresel bir zam. Dolayısıyla küresel bir zam olduğu için Türkiye'deki fiyatlarda bu gelecek olan zamdan ister istemez etkilenecektir. Peki ülkemizdeki fiyatlar bu zamlardan ne kadar etkilenecek? Dilerseniz biraz bunun altını açalım. Malum ülkemizde otomobillerden bayağı vergi alınıyor. Bu vergiler yüzünden ülkemize 100 liraya giren bir otomobili biz neredeyse 200 liraya satın almak zorunda kalıyoruz. Hatta bazı durumlarda bir otomobil kendimize alırken iki otomobil de devletimize hediye etmek zorunda kalıyoruz. Çünkü neden arkadaşlar? Dediğimiz gibi vergiler çok fazla. Dolayısıyla zam geldiği zaman ödeyeceğimiz vergi oranı da bir tık daha yüksek olmuş olacak. Ödediğimiz vergi oranı yüksek olduğu için bu %25'lik zam bizi %25 olarak etkilemeyecek aslında. Çünkü ödediğimiz vergi de arttığı için biz bu zamlardan daha çok etkileneceğiz. Dolayısıyla yapacağımız basit bir hesaplamayla bizim bu %25'lik zamdan %40'lık bir zama kavuşacağımızı, %40'lık bir zamla karşı karşıya kalacağımızı çıkartabiliriz. Bu bizim istemediğimiz bir şey. Muhtemelen kimse bunu istemeyecektir zaten. Belki galericiler isteyebilir. Ya elimizde hazır otomobiller var. Bu %40'lık zam gelirse biz bunu yüksek fiyattan çakarız diye düşünebilirler. Ama belli şeylere zam geldiğinde arkadaşlar domino taşı gibi diğer bütün sektörlerde de zam olarak karşımıza çıkıyor. Bunu daha önce birçok kez yaşadık, birçok kez gördük zaten. Halihazırda Renault Clio ki biliyorsunuz Clio denildiğinde herkesin aklına Türkiye pazarındaki en ucuz otomobillerden biri olarak gelir böyle. Egea ile Clio genel olarak şirketlerin kullandıkları en ucuz otomobillerdir. Ama baktığımız zaman bugün Clio 313 bin Türk lirasından satılıyor. Egea ise arkadaşlar 295 bin Türk lirasından satılıyor. Ki şuna da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Bu fiyatlar en düşük donanım seviyesine sahip modellerin fiyatları. Siz eğer bu modellerin biraz daha böyle üzerine koyayım, benzinli olmasın, dizel olsun, işte motor gücü, beygir gücü biraz daha yüksek olsun dediğiniz zaman çok daha fazlasını ödemeniz gerekebiliyor. Bu şartlar altında bir de biz %25'lik, %30'luk, %40'lık zamlarla karşı karşıya kalırsak en ucuz otomobilin fiyatı rahat rahat 400 bin lirayı bulacaktır. Halihazırda zaten kredi çekip sıfır bir otomobil almak çok mümkün değil. Bir de bu zamlar üstüne gelince tamamen imkansız bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. Şunu dipnot olarak belirtelim. Bu zamlar bazı ülkelerde yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamış durumda. Yani bazı üreticiler bu bahse konu %25 zamı uygulamaya başladılar. Ama Türkiye'de henüz böyle bir zam söz konusu değil. Örneğin geçtiğimiz ay yani Nisan ayında da Renault Clio 313 bin Türk lirasından satılıyordu. Bu ayda baktığımızda yine 313 bin Türk lirasından satıldığını görüyoruz. Bazı modellerde farklar var.
Ama öyle büyük yani %25'lik bir, %30'luk, %40'lık bir zamla henüz karşı karşıya kalmadık. Zaten dediğim gibi arkadaşlar, eğer böyle bir zamla karşı karşıya kalırsak gerçekten otomobil almak da pek çok kişi için bir hayal halini alacaktır. Neden? Çünkü sıfır otomobillerin fiyatı yükseldiğinde bu sefer ikinci el pazarı da etkilenecektir. Dolayısıyla bugün yahu Şahin'e 80 bin, 90 bin, 100 bin verilir mi diyoruz. O zaman diyeceğiz ki ya 100 bin liranın altına artık Şahin bile kalmadı. Önümüzdeki süreçte bu zamların, bu söylentilerin sıkı bir takipçisi olacağız. Bu konuyla ilgili herhangi bir gelişme yaşandığında direkt olarak siz takipçilerimize vereceğiz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.